Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yine finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Paranın şifresi programıyla karşınızdayız ve hemen sormak isterim. Özellikle enflasyon rakamları açıklandı. Beklentiler yüksek olması yönündeydi. Nedir sizdeki durum? Haziran'ın ilk işlem günü ve ilk haftasına başladık. Bugün yurt içi piyasalarda enflasyon rakamını takip ettik. Dışarıda Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Cuma günü de Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var ve bugünün yurt dışı piyasalardaki önemli verisi enflasyon rakamıydı. Piyasalar ve ekonomi yönetimi zaten Mayıs ayı enflasyon rakamının yüksek geleceğini zaten biliyordu. Sürpriz yok. Aylık bazda %3.37, yıllık bazda %75.45 oldu. Ve Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamada en kötü geride kaldı. Bundan sonra özellikle Eylül ayı itibariyle %50'nin aşağısına sarkar söyleminde bulundu. Biz artık bundan sonra baz etkisinin etkisiyle birlikte enflasyon rakamının yıl sonunda nereye kadar gerileyecek bunu takip etmeyi sürdüreceğiz. Piyasaların genel beklentisi gerçekleştiği için piyasalarda herhangi bir bozulma da olmadı. Ne borsada ne döviz kurlarında stabil ve iyimser bir başlangıç yaptık haftaya. Enflasyon rakamlarındaki eğitim tarafında yüksek fiyatlar çok dikkat çekici TÜİK verilerinde. Ve malum işte okullar kapanacak yeni dönemde. Hem üniversite öğrencileri hem de özel okul tarafında fiyat artışları, yeni kurallar, yeni bir denetim mekanizması, yeni bir sınır belirlemesi olacak mı yeni dönemde, yani yılın ikinci yarısında bu tarafı takip etmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon rakamı az önce de ifade ettiğim gibi ekonomi yönetimi Eylül ayı itibariyle %6'nın aşağısında bir rakam bekliyor. %50 civarında, %54 civarında da piyasaların genel beklentisi var. Bakalım bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü şartlarda hangi rakamlar gerçekleşecek? Hep beraber takip etmeyi sürdüreceğiz. Tabii enflasyon rakamı peak seviyesine geldiği için artık bundan sonraki süreçlerde yurt içi piyasalarda, Türkiye'de para transferinin, para trafiğinin yoğun olduğu bir süreçte var karşımızda. Malum okullar kapanıyor. Beraberinde Kurban Bayramı ve yaz tatili birleşmeyle birlikte artık Türkiye genelinde para harcamalarında ciddi bir yoğunluk yaşayacak. Tabii bu süreçte enflasyon farkı bundan sonraki süreçlerde çarşı pazara yansıyacak mı, fiyatlara yansıyacak mı, yeni bir fırsatçılık olacak mı tarafında beklentilerimizi de korumaya devam ediyoruz. Yeni bir yönetmenlik çıkacak mı, yeni kararlar çıkacak mı? Enflasyon rakamı Eylül ayı itibariyle %50'nin aşağısında enflasyon bekleniyor, düşüş yönünü bekleniyor ama raflara yansıyacak mı, hane halkına yansıyacak mı? Bu taraftaki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Ticaret Bakanlığı'na bundan sonra çok iş düşüyor, özellikle denetim noktasında. Hazine Maliye Bakanlığı'nın maliye ayağında da denetim mekanizmasına sahada aktif bir şekilde rol alacağını söyleyebiliriz. Bundan sonra önemli olan enflasyon rakamlarındaki düşüşle birlikte hayatın daha ucuz olması, fiyatlara yansıması gibi süreçler yakından takip ediliyor olacak. Diğer yandan emekli zamları, memur zamları da bu tarafta yeniden etkilenecek. Evet. Büyük bir ihtimalle %22-25 aralığında emeklilere yeni bir zam gündeme olur diye düşünüyorum.